Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu saksıyı birlikte dikelim diye böyle bu şekilde bekletmiştim. Bahçeden getirdim bunu. Hatırlıyorsunuzdur. Bahçede dizmiştim ve yağmurun altında bırakmıştım. Yağmurdan sulandılar. Güzelce köklerde toprağa tutunmaya başladılar. Bebişler de artık büyümeye hızlanacaklar. Fakat yarısı yarım kalmıştı. Bir sıra broş gibi yaprakları kuruyanlar vardı. Pıtır pıtır hepsi de kristal neredeyse. Onları alt sıraya doğru dizmeye başladım. Onlar da bir yandan köklenecek. Bu taraftakiler de büyüyecek. En azından aynı türler. Saksı yarım kalmasın. Bunları bu şekilde devam edeceğim. Birlikte devam edeceğiz şimdi. Burada gördüğünüz gibi yarım bebekler var. Yani bebek dediğim kasa yarım. İçinde almam gereken bebişler. Kiminin yaprağı kurudu. Kimisi daha üzerinde çok sağlıklı. Öncelikle böyle yaprağı kurumuş, anne yaprağı kurumuş olanları alacağım. Böyle. Bazı türlerde anne yaprak çabuk kuruyor arkadaşlar. Çabuk kuruduğu zaman almamız gerekiyor. Bazıları da üzerinde o kadar sağlıklı ki hatta dikkatlice koparırsak aynı yapraktan tekrar bebek vermeleri bile mümkün. Onun için türüne göre değişik. Ben kopmuş olanları, kurumuş olanları, hatta kimisi kurumuş, kimisi daha dediğim gibi üzerinde. Öncelikle bu köklenmiş olanları, tek olanları, böyle yaprağı üzerinde olmayanları alıp dikeceğim. Bu şekilde buraya önce onları ayıklayıp bir aktarma yapayım. Toprağım sukulent toprağı arkadaşlar, geçirgen toprak, nemli, bahçede ıslandı. Dolayısıyla köklerde bu nemli toprağa tutunmakta da sıkıntı çekmeyecekler. Onlar için daha da iyi olacak hatta. Bu bebekler tahmini 3 aydır arkadaşlar. Böyle sonbaharda yaprakları yatırdım ben. Köklenmeleri zaten bir ayı buluyor derken sonra ya kök veriyor ya bebek veriyorlar. İşte tahmini gördüğünüz gibi aylarca uğraşarak aşama aşama da aldığım oldu, yaprak yatırdığım oldu. Aylar sürebiliyor. Kışın tabii sıkıntılı, biraz geç verebiliyor bebekleri yapraklar. Ama havalar ısındıktan sonra şimdi yavaş yavaş bebekler büyümeye başlayacaklar. Büyümeleri de hızlanacak. Yapraktan üretim gerçekten sabır isteyen bir iş. Çok zor. Ben bu sene biraz fazlaca yaprak aldım. Ama bundan sonra sanırım yaprak değil de daha çok çelik yöntemiyle üretim yapmaya devam edeceğim. Yaprak az olur ama çelik daha çok olur. Çünkü çelikten daha karlı olunuyor. Biliyorsunuz karlı derken yani daha çabuk hem çelik tepe çeliği kökleniyor. Hem gövdeden bebekler hızlı veriyor. Onda aylarca beklenmiyor. Tabii ki hemen bebekleri görüyoruz. Bu şekilde hem şaşırtma yöntemi yapmazsak biraz geç büyüyor bebekler. Bebekler dediğin gibi adı üstünde bebek daha çok ilgi, daha çok bakım istiyor, takip istiyor. Bunların sulaması bir ayrı, kökler, kılcal kökler çabucak kuruyabiliyor, sulama da yapmak gerekiyor. Uzun süre bunlar içerideydi, benim salonumdaydılar biliyorsunuz. Salondan Şubat ayıydı sanırım. Şubat ayında böyle bir bahar havası yaşadık. O bahar havasında hepsini dışarıya çıkardım. Daha sonraki olan zirai de onlarda bir kere korudum. Daha sonra bir ikinci korumayı yaptım. Daha sonra da çok şükür zirai de onları pek yaşamadık. Bir gün, bir iki gün falan oldu. Ben bunları böyle gördüğünüz gibi toprağı kabarta kabarta
dikkatlice dikimini yapıyorum. Sulamayacağım. Toprağım ıslak. Sulama yapmayacağım. Buradaki balkonumda duracaklar. Perde, tül perde gerdim arkadaşlar. Her ne kadar daha hani sıcaklar olmasa da, o sıcak yakıcı güneşler olmasa da bile bebek oldukları için biraz daha güneşten korumak için tül perde, çarşaf, herhangi bir şey gererek bunları korumaya çalışıyorum. Genelde tül perdem var, eski tüllerim var, gölgelik filem var, fakat o çok seyrek, %40 gölge yaptığı için yeteri kadar korumayacak. Geçen yaz korumadı, üzerine ekstra tül perde falan gerdim. Aslında gölgelik file aldım, fakat beğenmedim, çok koyu renk geldi. Bebekler için koyu renk gölge fileyi çok mantığıma yatmadı açıkçası. Yine tül perde gereceğim, aldım ama onu geriye iade edeceğim, tekrar iade yapıp yine tül perdeyle veya beyaz çarşafla devam edeceğim. Bu şekilde bebekleri dikkatlice sökmeye devam ediyorum. Bir yandan da kurumuş yaprakları ayıklıyorum. Diktiğimiz toprak nemliyse, toprak yine tamamen kuruyana kadar arkadaşlar su vermeyelim. Bunlar çok küçükler, biraz da susuz kalarak da büyüyebiliyorlar biliyorsunuz hani bebekler. Çünkü toprağın neminden bayağı yeteri kadar nem alacaklar bünyelerine. Hani su olmasa da bile toprak kuru da olsa büyüyor bizim sukulentlerimiz. Dikkat edelim. Yani artık bebek yetiştiren, büyüten bilir, az çok tecrübe edinmiştir. Bilmeyenler için sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum buradan. Sabırla bebeklerin büyümelerini beklesinler. Birçok videomda da göstermişimdir. Bebeklerin yeni böyle köklenmeye başladıklarında sulanmalarını ben pet şişesinden böyle damla damla, neredeyse damla damla verdim. Böyle çok tamamen üzerlerine su gezdirmedim. Çünkü yaprakların çok ıslanması taraftarı değilim. Yapraklar ıslanırsa yapraklar erken çürür. Bu sefer bebekleri de etkiler. Sadece kök kısımlarına, toprağa, araya, bu mesela toprak boşluğuna su gezdirmek yeterli. Önceki videolarımdan bakarsanız zaten sukulent dikim, bakım, oynatma listelerim var. Oynatma listelerinde hepsi var. Oradan bulabilirsiniz. Bu şekilde saksımı doldurmak üzereyim. Çok da öyle yapraksız bebek kalmadı artık. Yapraklarıyla var. Bu kalanları da muhtemelen bir sonraki kasaya aktaracağım. Böyle bugün yağmur yağmadığı için bir çekim yapma şansım oldu. Yağmurdan, soğuktan balkona çıkamıyordum. Çıktığımda gerçekten ellerim falan hemen üşür benim. Ellerim soğuğa pek dayanmaz. Bunu bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Havalar inşallah birkaç gün daha böyle güneşli. Daha sonra yine 4 gün hafta içi sanırım salı, çarşamba, perşembe gibi yine böyle yağmurlu gösteriyor. Videolarım stokta var arkadaşlar. Yani ben bunları yayınladığımda muhtemelen bu dediğim hava şartları zaten geçmiş olacak. İnşallah havalar iyice ısınsın diye artık bekliyoruz. İllaki Nisan, Mayıs ayı yağmur ayı. Mayıs'ta genelde burada dolu yağış çok olur. Dolu yağışından da bahçelerimiz olduğu için bahçedeki ağaçlarımız zarar görüyor genelde.
İnşallah olmaz diyelim. Yağmur yağsın fakat dolu yağışı olmasın. Geçtiğimiz baharda, geçen sene Mayıs'ta diyeyim, baya bir dolu yağışı olmuştur ve onun hatta videosunu da çekmiştim. Çok fena fındık gibi, fındıktan büyük dolu yağışı oluyor arkadaşlar burada. O da ağaçtaki meyvelerimize, çiçeklerimize zarar veriyor tabii ki. İnşallah olmaz. Böyle alabildiğim kadar bebekleri aldım arkadaşlar. Bakın. Böyle doldurdum saksımı. Bu uçtaki yapraklar da kuruduğu zaman yine malum yerler açılacak. O açılan yerlere de arkadan büyüyen bebekleri yerleştiririz. Böyle aşama aşama olacak. Bir taraftaki büyürken bir taraftakiler kuruyacak. Bu şekilde bakın, bir yandan güneş geliyor yavaş yavaş. Saat 11, 11 buçuk gibi. Benim bu cephe tamamen artık güneşi alacak. Yağmurdan falan naylon böyle germiştim ıslanmasınlar diye. Tül var bir yandan. Baya bir koruyorum. Yapacak bir şey yok. Balkonum görüntü olarak hoş olmuyor uzaktan. Bir tek benim balkonum böyle. İnşallah bahçede serayı bir an önce halledersek bahçeyi taşıyacağım. Sıra bu saksımda olacak arkadaşlar. Bu saksıyı ve bu saksıyı, ikisini bir sonraki videoda inşallah ele alacağım. Onun da çekimini yapmaya çalışacağım size. Şimdilik bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.